Kamyon Toros'u arkadan vurmuş arkadaşlar. Kamyonda bir şey var mı? Dayı beni de al lan. Fırsattan istifade edeyim. Belediye başkanına sesleniyorum buradan. Abi şu emniyet şeritlerini geniş tut. Millet duramıyor, bizi alamıyor ya. Neyse, sinirler gerilmesin. Gideceğiz. Abi şurada yangın var. İtfaiye ona gidiyor. Ben deminden beri görüyordum da. Lan kimse almadı beni ya. Vallahi kimse almadı beni. Şu an 106. araba geçiyor. Evet, geçti, bana baktı. 107 geçiyor. O da geçti. 108. 8 numara. 109. 110 numara şerit değiştirdi. Böyle kimse almıyor. Otel varmış. Nazilli Palas'ı da. Abi Nazilli Palas nerede? Şşş. İbo abi. Palas Otel neredeydi? Nazilli Palas Otel. O ne lan, ne çekiyorsun ama? Vlog çekiyorum. Sen bana oteli söyle, boş ver. Garip garip dayılar, dayının biri şey diyor, ülkede yürü işgal edirdi falan diyor. Seni diyor tutulacaklar falan. Saçma sapan şeyler işte, anladın mı? Mantıklı da geliyor ama. Şimdi anlatmayacağım bunları burada, başım belaya girer yani. Farkındayım. Evet, hostelden çıkış yapıyoruz. Aa, bugün devam edeceğiz Konya'ya doğru. Böyle bir yerde kaldım. Abi çok güzel yerde ya. Rahattı. Mis gibi. Geniş valizlerden yapmışlar falan. Harbi gerçek valiz bunlar. Böyle işte. Lan ne haber? Ben gidiyorum. Abi bu iki tipsiz ya. Var ya bunlar. Bunlar bir enteresan ya. Kedinin bakışa bak. Lan patisine bak. Patisine. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Abi rotayı belledim. Efes abilerine doğru devam ediyorum. Otostopa çıktım Antalya'nın dışına. Tramvayla geldim buraya kadar. Şimdi buradan otostop çekip devam edeceğim. Abi Söğüt'e geldim. Şu bir tane minibüs var, arkası kasalı. Her neyse. Abi dağlarda kar var. Aşağısı günlük Gülistanlık'tı. Burası buz gibi. 1600'lerde falanım tahmini yükseklikte. Şu an ceket giymem lazım üstüme, üşütmeme için. Şurada ceketimizi giyelim. Tahmini İzmir'e 400 kilometre falan kaldı. Denizli'ye de 100 kilometre falan. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Radara girdim. Abi Denizli'ye kadar devam ediyoruz. Sosyal medya falan. Dağlar düşmanlar değilsin. Ben varım yanında yalnız. Abi ben Denizli'ye geldim. Fazla kaldım. Evet, havanın kararmasına bir saat kadar kaldı. Çıkışa gelmek üzereyim. Bir dolmuşa bindim. Dolmuştan indim. Şimdi şu karşı tarafı açtık mı köprünün diğer tarafına. Otostop çekip gideceğiz. Bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz? Hava karardı mı otostop olmuyor. İzmir'e bir gidebileydik. 300 kilometre geldim. 200 kilometre kaldı. Ya bura şeye göre, Söğüt'e göre biraz daha iyi ama burası da soğuk. Bana göre soğuk. Şubat ayındayız, normal. Öyle devam ediyorum. Hadi bak. Abi Denizli'den çıkamıyorum ya. Şimdi Sarayköy diye bir tane ilçede. Denizli'nin merkezinden 17 kilometre zaten. Ve her yer kaldırım. Otostop çekmeye yer yok. Yürüyorum böyle. Yarım saat sonra hava kararacak. Aha kaza olmuş. Bakalım.
gidiyorlar. Bakamıyoruz. Kamyon Toros'u arkadan vurmuş arkadaşlar. Kamyonda bir şey var mı? Dayı beni de Allah. Fırsattan istifade edeyim. Evet, gülüyor ha. Bakıyor bana gülüyor. Adamın arka lambasını kırmış. Dayı. Gülüyor la dayı. Kamyoncu dayı. Bakıyorum kamyoncu dayıya gülüyor. Teyzeymiş Toros'tan. Şey yapıyor. Arkaya bakıyor. O Toros'cu dayı hiç inmemiş arabadan. Oturuyor öyle. Teyzeymiş bakıyor bir şey var mı diye. Şimdi ha gidirler. Ya bence bunun için durmaya gerek yok ya. Ya da var abi adamın. Dalmışım kameraya. Abla beni izliyor. Neyse kaldırım bitecek galiba ya. Şurada bitir. Allah çok şükür kaldırımı bitirdik. Vallahi billahi yürü baba yürü. Arkadaş ya hava karardı. Yapmayın abi bu kaldırımı ya. Yapacaksanız da emniyet şeridi bırakın. Şu otostop çekenlere biraz düşünün benim kardeşim ya. Bu belediye başkanına sesleniyorum buradan. Abi şu emniyet şeritlerini geniş tut. Millet duramıyor bizi alamıyor ya. Neyse sinirler gerilmesin. Gideceğiz. Gideceğiz. Hadi bakalım. Dağlara bak. Şurada yangın var. İtfaiye ona gidiyor. Ben deminden beri görüyordum da yangın olduğunu fark edemedim. Yani nasıl fark edemedim? Biri ateş yakmış gibi düşündüm ama şurada bakayım gösterebileceğim mi acaba? Şurada. Tam şurası. Yaklaşık bir 20 15-20 kilometre uzakta bak. Yanıyor. Ben bayağı iyi görüyorum da kamera herhalde. Tam parmağımın ucundaki. Burada bayağı yangın çıkmış. Abi yazın çok sık yangın oluyor buralarda. Onu çok iyi biliyorum. Böyle acayip ya. Her gün illa bir yer yanıyor. Ama kışın yanması beni şaşırttı. Geçmiş olsun. Ha bu arada... Lan kimse almadı beni ya. Vallahi kimse almadı beni. Şu an 106. araba geçiyor. Evet, geçti bana baktı. 107 geçiyor. O da geçti. 108. 8 numara. 109. 110 numara şerit değiştirdi. Böyle. Kimse almıyor. 111. Bak bunu 2 sayıyor. Bu 113. 2 sayıyor onu. Çekici üstünde araba var. Gideriz. Kaçta kaldıydım ya? 113. Otobüsü saymayacağım. 113. Öyle devam işte. Güneş batmak üzere. Güzel bir fotoğraf aldım ben. Kaçırmadım tabii onu. Hadi devam. Bak. Böyle. Eyvallah. Deli diyor. Yani o... Ulan manyak mısın? Deli misin? Deli kelimelere geliyor yani selam vermedi. Neyse devam edelim. Tamam. Bak bana etmiyor. Neyse abi ben geldim. Nazilli'deyim. Yetişemedik. Saat 8. Ama Nazilli'ye geldim. Şimdi şey var. Bugün çok çabaladım ya. Otelde kalmam lazım. Yani bir ödül lazım. Ciddi çaba sarf ettim ben bugün. O yüzden bir otel buldum. 500 lira. Adama diyorum ki sol olur ne olur diyor. Olmaz diyor. Ayıptır ya. Sonra şey dedi kahvaltı var dedi. Bak o beni cezbetti. Gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyoruz oraya doğru da. Nerede? Falan hiç bakamıyorum bile ya. Moralim bozuldu. Bir uyuyayım da.
Sabah Efes Harabelerindeyiz. Şimdi otele geçeyim, biraz daha detaylı anlatayım günü. Millet bana bakıyor, anlatamıyorum. Şive geldi yine, Adana şivesi geldi. Böyle mental sağlık gidince iyice Adana şivesi geliyor malumunuz. Neyse efendim, otelde görüşürüz. Abi şimdi şuradan döner aldım da. Vallahi oğlum çak kayak adamlar lan. Fıstık ezmesini boşuna aldık ya. Vallahi huzuri masraf, yemin ediyorum. Boşu boşuna para verdim buna ya. Ekmek aldım 2 tane. Vallahi 2 ekmeğe 5 liraya getirdim. Fıstık ezmesini ekmek diyeceğiz. Dürümü birazdan gömeriz. Selamünaleyküm. Burada Palace Otel varmış. Nazilli Palace Otel. Nerede abi diyor? Nazilli Palace nerede? İbo abi. Palace Otel neredeydi? Nazilli Palace Otel. O ne lan, ne çekiyorsun amına? Vlog çekiyorum. Sen bana oteli söyle, boş ver. Bak şuraya bak. Şuna. Görüyor musun? Mavi bir şey var şurada, değil mi? Onun oradan gireceksin. Tamam, eyvallah. Otelde bulduk. Az önce önünden geçmişiz. Bulduk şimdi. Öyle. Ne çekiyorsun diyor. Vlog çekiyorum dedim. Neyse otele gidiyorum ya. Vallahi darlandım, bıktım ya. Sıkıldım, bunaldım. Aha otel. Abi. Diyeceğim kapıyı kilitli. Çıkmıyorum dışarı. O da temiz, güzel ya. İşte ondan sonra priz var. Telefon var. 155'i ararım. Alın beni buradan derim. Canım çok sıkıldı ya. Neyse biraz daha göstereyim. Şurada soğuk manzarası var. Bak. Şu çocuk bana şey dedi. Ne çekiyorsun lan falan dedi böyle. İşte o var. Ondan sonra perde yok. Var mı lan perde? Perde de var. Çek abi perdeyi de. Kimseyi görmek istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Dercesine şunu da çektik mi? Az daha indireyim. Moralim bozuldu ya. Neden moralim bozuldu? Bak onu da anlatacağım şimdi. Kimse görmesin abi beni. Hah. Abi moralim. Şimdi lan buranın ışığı niye yanmıyor? Karanlıkta. Hah. 500 lira verdim ya. Oturup ağlayacağım şimdi. Çok rahatmış lan. Birden fikrim değişti. Vallahi birden fikrim değişti lan. Ne kadar yumuşak bir yatak. Anam. Oh, uyuyacağım şimdi, dalacağım uykuya bak. Abi ben bunu hak ettim. Hak ettim, hak etmesine de. Zoruma gitti 500 lira ya. Abi 500 lira az para değil ya. Allah az para. Ben 3 günde harcıyorum o parayı ya. Fıstık ezmesi aldık. Niye aldım bilmiyorum. Benim böyle çok yorulunca kafa gidiyor. Ekmek aldım fıstık. Neyse yarın yeriz yani. Burada sabah kahvaltı verecekmiş. İyice doyuracağım karnımı ki akşama kadar yemek yemeyeyim. Yani bir şekilde bu otelin parasının çıkması lazım bir yerden. Yemekten kesmiyoruz. Abi tramvayda uyudum falan böyle. Hostelde de yattım da. Bugün otostop çok zordu. İnanılmaz zordu ya. Kimse durmuyor. Bütün yürüyorum. Bilmem ne yapıyorum. Garip garip dayılar. Dayının biri şey diyor. Ülke diyor işgal edirdi falan diyor. Seni diyor tutulacaklar. Saçma sapan şeyler işte. Mantıklı da geliyor ama. Şimdi anlatmayacağım bunları burada. Başım belaya girer yani. Farkındayım. Her neyse. Yine de bugün güzel bir gündü. Çünkü başlarda çok iyiydi diyordu otostop. Abi çektim geldim, çektim geldim, çektim geldim. Sonra bir durdu. Gece karanlığına kaldık. Aha dedim ben burada bir cami bulup, bir köşe bulup bir yerde uyuyacağız mecbur yani. Havalar ardı. Yakında bir köy falan bakıyorum. Yok. Uzakta işte 10 kilometre ileride falan var. Sonra Allah'ın işin işte bir tane dayı durdu. Taksici dayı aldı beni Nazilli'ye getirdi. O da az daha ileri gidiyormuş. Dedim beni Nazilli'de bırak. Dedim burada bir camide uyuyayım. Camiyi bulamadım. Çocuğun birine dedim cami nerede dedim. Dedi abi dedi. Ezan okunuyor bir yandan. Abi dedi yukarıda bir yerde herhalde dedi. Ben dedim sen neresin? Buralıyım dedi. Dedim caminin yerini bilmiyorum ama bir de şehrin göbeğindeyim.
Her neyse yukarı git buluş dedi. Yukarı gidiyorum ama ayaklarım gitmiyor ya. Böyle böyleyim, böyle böyle. Mumya gibiyim. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. İyice kafa gitti. İyi de oluyor. Öyle hoşuma da gidiyor da moralim bozuldu yani. Selçuk'a alışamadım ben. Bugün 500 kilometre yol yapamadım. 400 yaptım. Nasıl yapmışım? Selçuk'a alışsaydık baba. Mis gibi atardık çadırımızı yani. Sabah da giderdik. Efes harabelerini görürdük. Neyse işin güzel yanı wifi var. Duş var. Yatak yumuşak. Yatak 10 numara. 500 lira. Sabah kahvaltı da var. Yani daha Allah'tan belanı mı istiyorsun? Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Ya 500 lira çok bir para değil. Harbiden bir para değil yani 500 lira artık. 50 lira gibi düşün. At sıfırı. 50 lira yani 500 lira ama abi seyahat etmek masraflı. Mecbur. Bunları dengelemen lazım. Çadırda yatman lazım. Camide yatman lazım. Otogarda yatman lazım. Sen her gün verirsen 500 lira. Problem abi. Fotoğraf işinden de zaten iş yapamadık. Beceremedik. Lan sabahın 5'ine kadar fotoğraf çekmeye uğraştım ya da. Sarhoşlarla uğraş. Bilmem nelerle uğraş. Bir tane dayı vardı yanımda. Flütçü dayı. Dedim yol yordam gösterir bu adam dedim. Bu adam dedim yıllardır homeless, evsiz. İşte flüt çalarak şey yapıyor. Çok iyi bir dayımız ama abi yalan ağzına yuva yapmış adamın ya. Var videosu bak koydum. Senin kasın var ya. Ne günler ya aşamalar ne geldi. Onu böyle tutturarak. İşte bu adamın ağzına yalan yuva yapmış abi. Başlarda iyi hoş güzel adam diyordum. Sonra baktım dolandırıcı çıktı. İnsanları dolandırıyor falan. Flüt mülüt hikaye ha bak. Adamla saat 12'den sabah 5'e kadar flüt çaldık. O flüt çaldı bilmem ne yaptı. O öğlen 12'den sabah 5'e çaldığı flütün bak toplam 1 saat flüt çalmamıştı bu adam. Konuşarak milleti dolandırıyor. Ayak yapıyor. Sarhoşları tutuyor falan sarhoşlara. Abi adam profesyonel ya. Ben dedim ulan dedim lan. Ne insanlar varmış dedim ya. Öğlen kandık akşam anladık falan adam dolandırıcı. Fotoğraf çekiyorum. Diyor ki bu benden diyor. Bu adamın fotoğrafını çek diyor. Parasını ben vereceğim. Çekiyorum adamın fotoğrafını. Kartucun parasını bile vermiyor filmin parasını. Lan bir film 30 liralı. Bir film bir tane film. Ha bu bak bu. Bunun bir tanesi 30 lira. 30 liraya denk geliyor abi. 600 liraya alıyorum ben 20 tanesini. Vereceğim vereceğim dedi. Bir oldu iki oldu. Yok, para pul yok. 220 lira topladı. Yüzünü zaten adama ver. Hava parası ver. 120 lira para. Böyle olacağı yok. İşte neyse dedi yarın dedi gene işe çıkalım falan bilmem ne. Onun yanında da bir tane dayı vardı. Dayı gitmiş içmiş. Darbukacı bir dayı vardı yanında. O da kafayı bulmuş millete sataşıyor bilmem ne yapıyor. Benim yanımdaki adam onu koyuyor. Acayip ya abi. Antalya acayipti. Her neyse. Bakalım İzmir nasıl olacak. Şahin'i ben bir yarın arayacağım. Diyeceğim kardeş ben İzmir'deyim falan diyeceğim. Bakalım Şahin'in evinde kalırız bir gün. Sonra yukarıya doğru devam. Burgaz son durak. Kuruyemişçi bir arkadaşım var yanına gideceğim. Yani bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol bol da konuştum. Affola. Kanala bana destek olmak isterseniz videoyu beğenin. Bir yumruk atın abi yumruk videoya. Bir de abone olursanız selametle.